Herkese tekrardan selam. Bugün Demir'le birlikte alışverişe gideceğiz. Birazdan size alışveriş... ne diyorsun? Evet, bugün Demir'le alışverişe gideceğiz ve bunu vloglamak istedim. Aynı zamanda deneme alışveriş olsun. Belki Demir de bir şeyler dener. Ben kendime gidiyorum. Ama belki Demir de bir şeyler beğenir ve dener gibi düşündüm. Bugün sabah ne yaptığımızı açıklıyorum. Direkt doktora gittik. Blood, işte kan testi yaptılar ama şey yani... Genel olarak bir check-up sadece. Neyse, birkaç tane alacağım ihtiyacım olan şeyler var. Hemen göstereceğim. Makyaj konusunda aynı zamanda da hani üzerime ne alacağım konusunda. Kontür fırçası almak istiyorum. Üst yani sweatshirt'tür işte ne bileyim süveterdir falan o tarz şeyler almak istiyorum. Bronzer alacağım. Wet n Wild'ın kapatıcısından alacağım. Hayır, istediğim rengi yazdım ve NYX'in Jumbo kalemleri var ya beyaz olandan. Ondan alacağım. Hazır kalem demişken de şeyi unutmuşum. Şuraya daha fazla aydınlık sürmeyi unutmuşum. Aydınlatıcı sürmeyi unutmuşum. Onu sürelim. Bu benim için bu makyajımdaki step çok önemli. Çünkü sanki daha güzel gösteriyor gibi. Buraya da biraz sürelim. Ondan sonra Demir'le alışveriş yaptıktan sonra da şey yapacağız. Spora gideceğiz. Bu dünyanın en güzel kalemi falan olabilir arkadaşlar. Ben bunu yeni aldım. Benim bu klasik hani kahverengi eyeliner olarak aldım aslında. Sonra falan baktım ki rengi çok açık. Dudak kalemi yapayım dedim. Ben şuna bakar mısınız? Biraz da şundan kullandım. Bu dünyanın en güzel ruju. Bence bana kırmızı değil. Bu tarz bordo yakışıyor. Bayağı güzel. Bu arada bunda burada tutuyorum ki öndeki perçemlerim biraz daha hop olsun. Nasıl olsun? Hop. Evet, şimdi dışarı çıktığımızda sizle tekrar buluşacağım ve artık denemeli alışverişe başlayalım. Şimdi size birkaç kez izleteceğim. Bu da dün başvurduğumuz üniversitenin hani nasıl başvuruyoruz gibi bir kesit olacak. Çok kısa bir kesit. O yüzden hani herhangi bir videonun içerisine koymak istedim. Hani kendisini tek bir video yapmak yerine bir yere koyayım istedim. Onu da izleyin. Mutluluğumuz, heyecanımız falan. Niye bu kadar pahalı? Sadece apply etmek. Evet, what's next? What's next from University of South Carolina, Columbia? Neymiş? Be sure to check your email diyor. Bu kadar. Birazcık bu kolej konusu açılmışken size bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda yüzümdeki filtreden kusura bakmayın. Bunu sevmeyeceksiniz biliyorum ama gerçekten şu yüzüme sürdüğüm krem çok şey duruyor, kötü duruyor bence. O yüzden rahatsız etmesin diye kullandım. Neyse, şu şekilde arkadaşlar bir tane yani insanlar kolaylaştırabilmek için bir uygulama yapmışlar. Bu uygulama üzerinden neredeyse her üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Ama bir sürü tabii ki seviyesi var diyeyim. Ay ne seviyesi ya? Bir sürü ne dedin ona ya? Bir sürü aşaması var. Mesela birinci aşaması işte essay yazmak. Ondan sonra ikincisi neredeyse 100 tane falan soruya cevap veriyorsunuz kendiniz hakkında. Hani her şeyi soruyor. Ama adamlar kolaylık sağlayabilmek için bir uygulamada hepsini toplamışlar. Ondan sonra öğretmenlerinizden bu böyle karnemsi bir şey istemeniz gerekiyor falan filan. Daha fazla sorunuz varsa ki eminim ki vardır. Onları aşağı yazın. Ben de ona özel bir video yapayım. Çok iyi fikir bence. Arkadaşlar çok güzel alışveriş yaptım. Eğri ve Pandora. Göstereceğim size. Ben de tişört aldım. Öyle yani, ben pek bir şey almadım. Ya ben de çok bir şey almadım. Yani iki parça şey aldım ama yine de güzel alışveriş oldu. Bir şey mi yesek ya? Ya ben acıktım biraz. Şeyde mi yesek? Oo, koku bol. Sen. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sonunda istediğim bir çarmıh aldım ve
Tight. Tight. Şimdi ben Spencer diyoruz. Spencer. Yemek aldık. Deminki çok güzel arkadaşlar. Ben daha sağlıklı seçtim. Tamam, anlatıyorum hangisi hangisi. Okay. Evet. Zaten kendine. Bu Bangkok chicken spicy, acılı Bangkok chicken. Bu da Bangkok chicken normal. Bu da lo mein. Bu da. Çok aynen. Çok. Ya burayı göstermeden edemiyorum. Sürekli böyle eve geldiğimizde çok güzel oluyor. Şimdi aldığım şeyleri hemen size göstereceğim. İki parça bir şey ama gerçekten çok severek aldığım şeyler, konuşamadım. Hatta şimdi göstereyim. Bu arada annem geçen gün bana birkaç tane üst almış, onu da göstereceğim. Şimdi bunu. Şarjım bitecek. Ayy! Bitmeyecekmiş, hala 10 şarjım var. Çok güzel. Şimdi gösteriyorum. Bir saniye. Demir öyle figüran gibi durma. Seninki nerede? Ha, arabada alacağım. Ha. Eri'den şöyle bir tayt aldım. İndirimdeydi ve ben bunları çok seviyorum. Böyle criss cross olanları çok seviyorum. Şöyle normal bir tayt işte. Baya güzel. İndirimdeydi. $25. Bence başarılı. Çünkü Eri çok güzel bir marka. Çok 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 sevdiğim bir marka. Şimdi 4 tane tayt olmuş oldu bende. Pardon, 3 tane tayt, bir tane şortu. Ben çok değişik Jordan rahat tişört, relaxed fit deniliyor buna. Böyle çok güzel, yani böyle bir şey aldım. Bu da indirimdeydi. Gelmişken alayım dedim. Bir de üstüne de mis gibi ne yemeği yedim? Çin tavuğu yedim üstüne. Diyorum, ne diyorsun? Şimdi bir de Pandora'dan aldığımı göstereceğim hemen size. Şeye koymamış mı? Ha. Bu şekilde minik bir pembiş şeyimiz var. Bir saniye gösteriyorum. Aa, çok tatlı. Böyle kutumuz var. Ve içerisinden daha kutu çıkıyor. Keşke. Ben bunu çok hatırlıyorum ben bunu. Ve bakın, bu direkt ben. Hani direkt dersiniz ki, bir dakika şöyle göstereyim. Kalp ve üzerinde dumbbell var. Çok güzel. Şimdi bunu Pandora'ma takacağız. Kaybetmeden inşallah. Sonrasında şimdi size annemin şeylerini göstereyim. Annemin bana almış olduğu inanılmaz güzel crop topları göstereyim. Canım annem genelde böyle bulduğu şeyleri bana alıyor. Bu şekilde bir crop top almış. Gerçekten çok güzel. Tam ben değil mi? Bir de Zara'dan şöyle. Bir de Zara'dan şunu almış. Çok güzel. Neymiş? Small. Baya güzel. Alışverişim bu kadardı. Biliyorsunuz hani genelde işte 2-3 parça ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. O zaman yukarı çıkalım. Çok heyecanlıyım. Pandora'ma takalım. Pandora'm zaten hani siz bıraktığınız gibi. Başka hiçbir şey eklemedim. Pandora'm genel olarak böyle Disney karakterleri ve şey yapmak istiyorum. Pembe detaylı, temalı. O yüzden bunu da ekliyorum. 3. çarmıma. Merhaba. Aa, çok güzel. Evet, ilk sallantılı olan. Çok güzel. Evet, bu da nasıl göründüğü. Bir saniye şöyle çevireyim. Şöyle yakından göstereyim size şunu. Heh. Bakın, yani direkt beni anlatan bir charm. Ay, çok güzel oldu. Saçımın toplu halini seviyorsunuz. Ben çok hoşlanmasam da. Neyse. Arkadaşlar, şu anda cildimde hiçbir makyaj yok. Sadece gözlerimde kalem ve rimelim var. Size birazcık gerçeklerden bahsetmek istiyorum açıkçası. Şu bu aralar cildim birazcık kötü durumda. Gördüğünüz gibi şuralar falan birazcık kötü durumda. O yüzden hani sosyal medyaya çok fazla inanmamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi benim de cildimin kötü olduğu zamanlar oluyor. Bunu söylemek için geldim. Şimdi ne yaptığımı anlatacağım. Ne yaptığımı anlatacağım. Ay, konuşamadım ya. 500 kere ip atladım. Ondan sonra 25 dakika yürüdüm ve birazcık karın çalıştım. Çok güzel hissediyorum. İyi ki yaptım. Şimdi duşa gireceğim ama ondan öncesinde The Ordinary'nin bu serumunu yüzüme kullandım. Ki birazcık bunlardan kurtulalım. Bunu kullandım.
İşte yüzüme, cildime ne kullandığımı sorduğunuz için hani söyleyeyim dedim. Aynı zamanda neler yaptığımı da açıklayayım. The Ordinary'in bu niasinamid ve zinc içeren serumundan kullandım. Birazcık bu böyle emilsin güzelce. Ondan sonra duşa gireceğim. Oy 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 düşürdüm. Bu da şey hani wireless charger'lar olur ya arkadaşlar. Bu da öyle bir şey. Bu bayağı işime yarıyor. Çünkü bazen hani bu tarafa doğru yatıyorum yatağımda. Bazen o tarafa doğru yatıyorum. Orada bir şarjım var. Burada da bir şarjım var. Direkt üzerine koyduğumda hem de böyle ışıklı. Üzerine koyduğumda direkt telefonumu şarj ediyor ve inanılmaz hızlı şarj ediyor. Neyse onu demeyecektim bu arada. Bunu okuyordum ya. Birkaç gündür okuyamadım. O yüzden hala hani yani bitirmedim. Ama neredeyse sonuna doğru geldim. Bakın. 260 üçteyim ayaklarım. Ama gerçekten güzel gidiyor. Ben hani biliyorsunuz ki bundan kötü izlenimler almıştım. Yorumlar okumuştum ama bence çok güzel. Ben yine çok sevdim. Colin Hoover yani. Yine telefonumda yer bitiyor. Çok güzel. Neyse biz saçımızı tarayalım. Ben bu vloğa yarın da devam edeceğim. Yani okul vloğu olacak. Ondan sonra da muhtemelen bir gece rutinim videosu falan da çekebilirim arkadaşlar size. Ya da böyle sabah rutini, gece rutini hani. O kadar iyi oldu ki. Size anlatamam. Kirpik taktım. Heh. We're gonna develop these films because our films turn out very bad. Leaf. Nature it? And Macro. Leaf. The tire is my favorite. Wait, they can't see it. Tire? Oh, that tire, one. Tire. Yes. So we'll be back in a second for you guys, but for us it's like 25 minutes. Oh my god, bu aralar kırmızı ruj eramda olduğumu biliyorsunuzdur. Yine ben bir kırmızı rujumu sürdüm. Bugün gerçekten çok fazla derslerimi yapmam gerekiyor. Onun öncesinde bir şey söyleyeceğim. Hani geçen gün bu vlogtaydı. Kan aldırmaya gittik hani işte doktor kontrolümüz vardı demiştim ya. Hala geçmedi bu arada. Ondan kaç gün, 2 gün falan geçti. Neyse işte bunu söyleyecektim. Biz ne zaman gittik? Salı günü gittik. Şu anda perşembe günü. Ben bunu editliyorum. Neyse öyle bir araya girip size bunu söylemek istedim. Bakın kolum böyle oldu. Biraz fazla mı vardı? Neyse o çok önemli değil. Ama ayağım benim yaklaşık bir haftadır falan çok acıyordu. Onun röntgenini çektirmeye gittik ve sanırım çatlamış. Bilmiyorum galiba spor yaparken yani şeydeyken fitness'dayken bir şeyler yapmış olabilirim. Neyse. Bana diyecekler ki şimdi hiçbir şey yapma. Nasıl yani? Bir de onun üzerine sürekli spor yaptığım sürekli şey. Bilmiyorum. Neyse işte bunun haberini vermek istedim sizlere. Böyle yani şey çay içtim. Onu şimdi birazdan yemek yemeye gideceğim. Bir de şöyle bir yoğurt kasesi gibi bir şey yedim. Hani böyle hafif beni şey tutsun. Tok tutsun ki akşam yemeğini az yiyeyim diye. Bu şekilde yani. Yani galiba ayağımı çatlattım. Bence şu anda şuradaki izleri görmenizdense bu görüntüyü görmeniz daha hoş. Neyse bu videoyu da böyle bitirmek istiyorum. Böyle küçük çerezlik bir video olmuş oldu. Haftaya çok büyük bir sınavım var. Ona nasıl çalışıyorum diye bir ders çalışma videosu gelecek. Çünkü benden zaten ders çalışma videosu çok çok fazla istiyordunuz. O yüzden işte dediğim gibi ders çalışma videosu atacağım haftaya muhtemelen. Onun dışında işte şey çekmek istiyorum çok fazla. Böyle işte gece rutinleri olsun, sabah rutinleri falan. Yavaş yavaş işte sırayla videolar gelecek. Sizi çok seviyorum. Şu an kendimi biraz garip gördüm. Sizi çok seviyorum. Kocamı öpüyorum.